Milli takım serüvenlerinde sıradaki durağımız Türkiye'nin Euro 2000 yolculuğu. 1996 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra üst üste ikinci kez bu büyük turnuvaya katılan Ay Yıldızlarımızın unutulmaz serüveni en özel görüntüleriyle başlıyor. Mustafa Denizli yönetiminde 1998 Dünya Kupası biletini alamayan milli takımımızda yeni hedef üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmakta. Hollanda-Belçik ortaklığında düzenlenecek Euro 2000'e gitmek için yine zorlu rakiplerle eşleşti Ay Yıldızlarımız. Son Avrupa şampiyonu Almanya'nın yanı sıra Finlandiya, Kuzey İrlanda ve Moldova ile 3. grupta buluşan milli takımımızın ilk hedefi lider olup gruptan çıkmakta. 9 grubun en iyi ikinci takımı turnuvaya direkt olarak katılma hakkı elde edecekti. Kalan 8 ikinci takım baraj maçı oynayacaktı ama 98 elemelerinde Hollanda'yı devirerek moral bulan Mustafa Denizli'nin öğrencileri için liderlik hedefi büyük bir hayal değildi. Bu elemelerde Türkiye ilk 4 maçını içeride, sonraki 4 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacaktı. Evimizde oynayacağımız ilk karşılaşma için 5 Eylül 1998 gününe gidelim. Millilerimiz Ali Sami Yen Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlıyordu. Gruptaki bir başka maçta Finlandiya, Moldova'yı 3-2 mağlup etti bu akşam. Ve Sergen'le yükleniyoruz. Uzaktan sert vuruş dışarıya gidiyor Tayfur'dan. Abdullah yükleniyor. Uzun bir top. Defansın arkasına. Oktay kovalıyor. Kaleci çıkıyor. Mükemmel bir aşırtma ve gol geliyor. Gol geliyor. 18. dakikada milli takımız 1-0 önde. Hakan ve Oktay tribünler coşku içinde. Türkiye 1, Kuzey İrlanda 0. Mükemmel bir atak. Mükemmel bir aşırtma vuruş. Ve Oktay golcülüğünü işte böyle gösteriyor. Kaleci Alem Fetis'in yapacağı hiçbir şey yok. Bir başka açı gecenin en güzel gollerinden biri Ali Sami Yen'de. Kuzey İrlanda filelerinde. Tugay orta sahanın çalışkan ismi. Defansın arkasına bir başka top, Hakan yetişemiyor. Milli takımımız rahat oynuyor. Bir ver kaç. Sergen ısrar ediyor. Orta mı, şut mu, dışarı giden bir vuruş Okan'dan. Ali Sami Yen'de tribünler dolu ve grubumuzda bir başka takım Almanya'nın maçı yoktu. Almanya Romanya'yla 1-1 berabere kaldı bu gece hazırlık maçında. İkinci yarı Sergen atak yapıyor ve penaltı geliyor. Penaltı geliyor 49. dakika. Sergen'in atağı ve onu izlediğiniz gibi Hill düşürüyor. Wojcik penaltı noktasını gösteriyor. Bir başka açık bir penaltı. Tayfur topun başında. Geliyor ters köşe ve 2-0 oluyor karşılaşma. 49. dakika Türkiye 2 Kuzey İrlanda 0. Milli takımımız bir zafer yazmanın öncesinde. Artık rahat oynuyoruz. İşte ikinci golün sevinci. 2 fark ve millilerimiz rahatlıyor. Tribünler coşku içinde. Milli takımımız fırtına gibi. Oktay şut pozisyonunda düzeltiyor. Düzeltiyor ve golünü atıyor. 3-0. 58. dakika. Artık çok çok rahatlıyoruz. Ve Avrupa Şampiyonası. 2000 Avrupa Şampiyonası öncesinde gruptaki ilk maçımızda liderliği yakalıyoruz bu gollerle. Hakan bir 4. gol peşinde millilerimiz. O fırsatı da buluyor Tugay. Tugay çeviriyor, kaleciye çarpıp dışarı gidiyor bu top. Sağlı sollu ataklar. Yine Tugay, top dışarıda. Kaptan olarak çıktı Tugay. Artık son anlar. Milli takımımız top çeviriyor. Rahat ve 3-0'ın keyfini çıkarıyor. Polonyalı hakem maçı bitiriyor. Türkiye 3, Kuzey İrlanda 0. Oktay Derelioğlu'nun yıldızlaştığı bu maçtan bir ay sonra rakip dünya devi Almanya'ydı. Mustafa Hoca Hollanda galibiyetinden sonra adres olarak yine Bursa'yı seçmişti. Dünyaca ünlü İskoç hakem Hugh Dallas'ın yöneteceği karşılaşmayı tribünlerde yaklaşık 18 bin kişi takip edecekti. Tugay, Hakan geldi önüne doğru, verdi Hakan'a. Hakan döndü, vuruyor ve üstten al. Şimdiki oyuncu ön direğe doğru üçlü yumrukluyor topu. Sergen, Ramelo mücadelesi. Sergen, Hakan'ı sol tarafta buluşturdu topla, karşısında Babel var. Hakan ceza sahasının içinde, şık hareketlerle geldi. Hadi. Hakan döndüğü vuruşunu yapıyor. Tribünden de seçmen olsaydı yok. Hakan topa buluştu, solayla çekiyor, direkten döndü top.
Ceza sahasının ortasına doğru. Oliver Kahn. Sıçradı, kale bomboş. Oktay çevirdi. Hakan kapıya da ters köşeye. Oktay boş kareye doğru çevirdi topu ve sonunda Hakan çok akıllı bir vuruşla topu birilere gönderdi. Anda Tayfun ikinci sarı kartını gördü ve şu anda milli takımımız 10 kişi kaldı. Oyuna yeni giren bir Oliver. Diğer adamı buluşturdu bir top, bakıyorum. Rüştü ayağına çıktı, kalemiz boş. Brinker vurdu, Rüştü bir kez daha. Bir kez daha, iki kez üst üste. Ve az kaldı. Ve bitirdi galiba. Evet. Ve karşılaşma sona erdi. Ve karşılaşma sona erdi. İşte Hırtyalnız düdüğü çaldı. Sahanın içinde sevinç yuvarı var. Tek kelimeyle muhteşem bir zaferdi. Gruptan lider çıkma hedefinde çok önemli bir adım atıyordu milli takımımız. Bu maçtan 4 gün sonra adres yine Ali Sami Yenstad'ıydı. Rakipse Finlandiya. Almanya galibiyetinin moraliyle sahaya çıkan milli takımımızda tek hedef 3 puandı. Alpay ve Petalainen görüntüye geldi. Finlandiya milli takımı köşe vuruşu kullanıyor. Petalainen maçta 5. dakika. 1-0 yenik duruma düşüyoruz. Görüntüde Petalainen. Milli takımımız 0, Finlandiya 1, Rüştü görüntüde ve gol tekrar görüntüye geliyor. Köşe vuruşu Petalainen ve 1-0 yenik durumdayız. Millilerimizin beraberlik için geldiği dakikalar. Vuruş yandan avuta gidiyor top. Hakan görüntüde. Yine ataktayız. Sergen, bir duvar pası denemesi Hakan'la. Sergen yerde kalıyor, ceza sahasına girdiği anda Hakan maçın hakemiyle diyalog içerisinde. Penaltı bekliyoruz, oyun devam ediyor. Finlandiya atağı. Sağ kanattan gelişiyor. İçeriye çıkarılan top. Litmanen, Rüştü ile karşı karşıya. Rüştü başarılı. Yine atak geliştiriyor millilerimiz. Orta alanda top çeviriyoruz. Şimdi atak yönü sağ kanat. Okan topla buluştu. Okan ceza sahasına doğru sokuluyor. Ortasını yapıyor. Sergen bir kez daha yerde. Yine penaltı beklentisi millilerimizle oyun devam ediyor. Yoğun yağış altında oynanıyor karşılaşma. Abdullah kafayla karşıladılar. Görüntülerimiz maçın ikinci yarısından. Sert bir vuruş. Kaleci Niemi. Şanssız olduğumuz bir an. 1-0 yenik durumdayız. Finlandiya'nın geliştirdiği atak. Bir orta Litmanen'e gelmedi. Vuruş ve maalesef ikinci golü yiyoruz. Maçta 51. dakika. Johansson golün sahibi. Durum Finlandiya'ya 2-0 oluyor. Milli takımımızın gol için yüklendiği dakikalar. Niemi, Sergen ve Finlandiya'nın çok şanslı olduğu bir an gol gelmedi. Sergen görüntüde. Yine atakta millilerimiz. 2-0'dan sonra vuruş ve top yan ağlarda kaldı. Oktay'dı vuruşun sahibi. Şimdi serbest vuruş. Hami topun başında. Gol için umutlanıyoruz. Hami ama gol gelmiyor. Milli takımımızın 2-0'lık mağlubiyeti devam ediyor. Bir kez daha şansımızı deniyoruz. Savunmadan dönen top. Karambol, Sergen ceza sahası dışına çıkıyor. O gün nefis vuruyor ve gol. Umutlandığımız an maçta 72. dakika. Bitime daha 18 dakika var. Fark 1'e iniyor. Milli takımımız 1, Finlandiya 2. Mustafa Denizli ve yedek kulübesi görüntüye geldi. Gol tekrar ekranlarınızda, o günden nefis bir gol. Şimdi Abdullah serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu, sonuç gelmedi. Yine Hami kaleciden sekiyor. Yine şanssız olduğumuz bir an. Topun düştüğü noktada Finlandiyalılar var. 2-1 yenik durumdayız. Artık maçta uzatma dakikaları. Finlandiya'nın geliştirdiği atak. Litmanen bomboş kalıyor. Vuruyor, topu ağlarımıza gönderiyor. Ve karşılaşmanın sonucunu belirliyor. Milli takımımız 1, Finlandiya 3. Gol tekrar görüntüye geldi. Adeta soğuk duş etkisi yaratan bir sonuçtu. Böyle bir skoru kimse beklemiyordu. Almanya galibiyetiyle elde ettiğimiz avantajı resmen iade ediyorduk. Bu moralsizlikle milli maç takvimindeki uzun araya girdi Ay Yıldızlar ve dönüş maçına 29 Mart 1999 günü Moldova karşısında çıktık. Sergen topun başındaki isim. 30
35. dakika içindeyiz. Sergen kafasını kaldırdı. Ceza sahasına doğru. Hakan geldi. Sergen vuruyor. İkinci 45 dakikada iki kez golle burada geldi. Başaramadı ama 400. golüde Sergen attı sevgili seyirciler. Milli takımımızın tarihindeki 400. golü ve 2-0 öne geçiyoruz. Moldova karşısında uzatma anlarıydı. Sergen topla buluştu. Şöyle bir kafasını kaldırdı, boşluğu gördü ve işte bu pozisyonda milli takımımızın 400. golüne imza attı. Zayıf rakibi karşısında hata yapmayan milli takımımız ne skorla sahadan ayrılıyordu. 4 gün sonra grupta yine bir maç takvimi vardı. Türkiye'nin bay geçtiği bu haftada Almanya evinde Finlandiya'yı 2-0 mağlup ederek puan tablosunda millilerimizi yakalıyor ve averaj liderliği alıyordu. 4 maçının 3'ünü kazanan iki ülke 9'ar puanlı zirveyi paylaşırken Finlandiya 6 puanlı 3. Kuzey İrlanda 5 puanlı 4. Moldova 2 puanlı son sıradaydı. Sırada Finlandiya ile deplasmanda oynanacak zorlu bir karşılaşma vardı. Grupta liderlik şansımızı sürdürmek istiyorsak 5 Haziran 1999 günü Helsinki'de oynanacak bu maçı kazanmak zorundaydık. Yanına Polska sokuldu. Yaptı ortasını Patelainen'i geçti. Arka direkte bir an için boş pozisyon. Sonrasında gol geliyor. Kişinin golü atan futbolcu. Teknik direktör Mustafa Denizli özellikle Finlandiya takımının yan toplarda çok etkili olduğunu ve buna karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti. Ve yine bir yan top sonrasında Kişinin golü atan futbolcu oluyor Finlandiya takımı adına. Sadıklar yine bir Haziran ayında önemli kritik bir maç sergisi Finlandiya evine tekrar çıkardı. Dileyelim ki Finlandiya 1-0 önde olmasına karşılık bu maçtan galibiyetle ayrılalım. Ama lafımı tamamlamaya fırsat bırakmadı Patelainen. Kahretsen Sergen'e. Sergen kurtardı topu. Sergen boşluk yarattı kendisine. Sergen kalesine karşılaşıyor, vuruyor. Dönen top ve gol! Gol! Tayfur atıyor golü, 2-1. İşte biraz önce söylemiştim. Demiştim ki o dakikalardan bir tanesinde umutlandıran gol gelsin ve geldi. İşte bakın böyle geldi. Sergen önündeki boşluğu iyi değerlendirdi. Niyemi'den dönen top boş pozisyondaydı. Vurdu Tayfur ve umutlandıran golü attı. Şimdi sevinme sırası. O Helsinki Olimpiyat Stadı'nı dolduran az sayıdaki yaklaşık 500 kadar Türk seyircide. Fatih. Polska geldi onunla mücadelesinde. Fatih kazandı. Uzun top oynadı. Hakan aldı. Hakan vuruyor ve gol! Gol Hakan! 2-2! Sergen. Abdullah hemen sonundan süratle bindiriyor. Görmedi onu Sergen. Şimdi Abdullah. Müsait bir pozisyon daha ve gol sevgili seyirciler ve gol! İnanamadık ama gol! Çünkü Tayfur da attığı gole inanamadı. Şöyle bir baktı kaleye, top filelerle buluşmuştu. Gol! 3-2 öne geçiyoruz. İşte bakın, nefis bir pozisyon. Adeta direğe yapıştırıyor Niyemi'yi Tayfur. Tayfur. Geriye çıkardı Sergen. Bu kez yavaş oynama sırası liderimizde ama kontrollüyüz. Ceza sahasında Hakan ve 4-2! Hakan bugün imza atıyor zaferlere bindiği takımımız. Bakın sevgili seyirciler, Haziran ayındaydı. Haziran ayında iki kez gelmiştik biz Finlandiya'ya, üstelik Helsinki'de. Yine Haziran ayındaydık. 2-0 mağlupken size bunları söylüyordum ama bakın tarih yine nasıl tekerrür ediyor. Çaldırmıştık ve geri alacağız diyorlardı. Geri almak üzereler. Hatta aldılar sevgili
sizler. Milli takımımız Finlandiya'yı Helsinki'de 4-2 yeniyor ve Avrupa Şampiyonası'na finallerine gitme yolunda çok büyük bir başarı ediyor. Kazanmak zorundaydık dedik. Öyle de oldu ama hikayeye bir muhteşem geri dönüşle ekledik. 2-0'dan 4-2 kazanmak bu şartlarda büyük başarıydı. Milliler 3 ay sonra Eylül ayında yine bir deplasmana çıkıyordu. Rakip bu kez Kuzey İrlanda'ydı. A yıldızlarımız yine hata yapmadı ve 3-0'lık net skorla rotayı Moldova'ya çevirdi. Grubun en zayıf takımı karşısında alınacak bir galibiyetle Almanya deplasmanına en kötü ihtimal aynı puanda çıkacaktık. Millilerimiz içerideki Finlandiya mağlubiyetinden sonra bir şokta Moldova deplasmanında yaşadı. 1-1'lik skor hiç hesapta yoktu ama Almanlar da tüm maçlarını kazanınca son karşılaşmada yine her türlü galibiyet gerekiyordu. A yıldızlarımız Euro 2000 eleme grubunun en kritik maçına 9 Ekim 1999 günü çıktı. Dünyaca ünlü hakem Pierluigi Collina'nın yöneteceği maçta hedef zoru başarıp Almanya'yı evinde devirmekti. İşaretini vermek üzere. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Almanlar topu kaptı. Scholl. Uzun bir pas. Tayfur'dan sağ kanada. Orta ceza sahasına. Top boşta kaldı. Sergen! Sergen! Ah! Sergen yapma! Sergen çok güzeldi. Ceza sahası içinde iyi pozisyon yakaladık. Aykan görüntüye geliyor. Pozisyon çok iyiydi. Ceza sahasına bir anda geldik. Alman savunması. Sergen soğukkanlı düzeltti. İndirirken vurdu. Nefis vurdu dışarıya. Alman gazeteleri Türklerin Maradona'sı diyor Sergen'e. Okan kullandı tacı, Sergen aldı. Sergen kaleye baktı. Şimdi pas. Ceza sahasına. Gol boşluğu. Kaleci Kaan, kaçırmamamız lazım. Tayfun. Tayfun vurdu, Kaan'da kalıyor top. Okan kullandı. Sergen. Pas Sergen'den mükemmel. Bir pozisyon daha. Gol boşluğu. Gol mü? Hayır. Hayır, hayır. Üçüncü pozisyona giriyoruz. Tayfur. Sekiz dakikada üç net pozisyon. Ceza sahasına. Rüştü çıktı. Hakan Şükür. Savunmamız bu topun çıkması lazım hemen. Mateus. Offside bekledik. Hayır dedi. Neuville. Neuville. Kaleye baktı. Rüştü uzandı yanağlarda. Corner, yan açıma bakıyoruz. Ceza sahasına o gün Sergen topu aldı. Sergen gidiyor. Sergen mükemmel bir defar. Sergen ikinci pozisyon. Sergen gidiyor. Sergen gidiyor. Sergen vuruyor, kaleci kurtarıyor. Tekrar Sergen ortaya çıkarttı. Son anda savunma. Stajı dışını kullanacak Sergen. Mateus hemen arkasında. Az önceki pozisyonlar güzeldi ve Kaan yine kalesini kapatıyor. Sergen. Hakan Şükür'e. Hakan ceza sahasında. Hakan. Hakan rakibinden kurtulamadı. Hakan yine döndü. İki kişi birden geldi. Adamı sürüyor. Okan aldı. Hakan içeride. Hakan Şükür'e doğru savunma vurdu kafayı. Ali Eren kurtardı. Abdullah aldı. Az Abdullah'tan, Sergen'den yine nefis bir depar. Sergen topu aldı, Hakan kaçtı. Hakan'a offside!
Offside. Çok kritik bir bayrak kalkıyor. Hakan hayır diyor. Bakalım, hemen bakalım. Sergen topu atıyor. Hakan Şükür tam dondu top ayaktan çıktığı anda. Çok kritik bir bayrak bu. Sol kanada yerden plase dışarı gidiyor. Mehmet Çol. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Formadan çekiyor. Hakemin gözü önünde. Sarı kart değerli seyirciler. Nerlinger'e göstere göstere Sergen'i önce tuttu. Sergen döndü, formayı bırakmadı Sergen'in formasını. O gün ceza sahasına indi. Şut kaleci uzandı, dışarıya gidiyor. Arif. Bir pozisyon daha kaçırıyoruz. Bu maçta inanılmaz pozisyonlara girdik. Eğer o pozisyonlar gol olsa skorboardta Almanya 0 Türkiye 4 yazacak. İşte bu pozisyonda gitti ve Kaan kale vuruşunu kullanıyor. Son 4 dakika. Çok kritik dakikalar yaşıyoruz. Pas yerden. Kalemize tehlike var. Rüştü, son anda uzandı. Hemen uzaklaştırmamız lazım. Almanya oyuncu oyunu yavaşlatıyor. Neuville çok kurnaz bir oyuncu. Devamlı hareket halinde sağ ve sol kanatta. Rüştü yine uzanıyor ve tehlike önlüyor. Oyunu yavaşlattırıp kontra toplarda Almanlar pozisyona giriyor sevgili seyirciler. Maç 0-0 bitiyor değerli seyirciler maalesef. Maalesef olmadı. Sergen Yalçın'ın futbol resitali sunduğu maçta millilerimiz elinden gelen her şeyi yaptı ama karşılaşma başladığı skorla sona erdi. Ay yıldızlarımız bu sonucun ardından grubu Almanya'nın 2 puan arkasında 2. sırada bitiriyordu. En iyi ikinciler sıralamasında da şanssızlık yakamızı bırakmıyor. Aynı puandaki Portekiz bir gol fazlasıyla Euro 2000 biletini alıyordu. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası bileti için baraj oynamak zorundaydı. 13 Ekim 1999 günü Almanya'nın Aachen kentinde çekilen kurada Türkiye'nin rakibi İrlanda Cumhuriyeti oldu. Geçmişte çok iyi anılarımızın olmadığı rakibimiz eski gücünden uzak olsa da yine de etkili yıldızlara sahipti. İlk maç 13 Kasım 1999 günü Dublin'deydi. İsveçli hakem Anders Frisk'in yöneteceği maçta avantajlı bir skor almamız şarttı. Araya girme çabasında Tugay olmadı. Irwin'de kaldı top bir kez daha. Şimdi Robbie Keane patatası yapıyor. Alfaydan Tugay. Tugay yerde kaldı. Tugay kaybetti. Tehlike geliyor. Tugay yani. Gol pozisyonu. Robbie Keane. Ya. Ve topu alır Tugay. Tugay'ın armağanı bir gol yedi. Dakika 79. Robbie Keane'in golüyle. Yani bu yapılacak 1-0 önde. Bu yapılacak şey mi? 10 dakika kalmış maçın bitmesine iki kişinin arasında topu nasıl, inanamıyorum yani, bu kadar tecrübeli bir adam, bu kadar futbolu bilen bir adam nasıl yapıyor böyle bir hatayı? Rüştü'nün tabii yapacağı çok fazla bir şey yok. Ne yapabilir ki? Ne yapabilir ki? O günün pası savunmanın arkasına doğru Ali Eren. Orta hazırlığında yaptı ortasını uzak noktaya. Hakan yükselecek. Kafayla çevirdi. Ceza alanı. Tehlike var. Şut sorumluluğundan döndü. Elle oynuyor. Penaltı. Penaltı. Elle oynuyor. Çarptı. Elle oynuyor. Penaltı kullanacağız. Dakika 83 sayın seyirciler. 4 dakika sonra penaltı kararı. Anders Frisk ekranlarımızda. Milli takımımız için beraberlik şansı. Karşılaşmada 83. dakika. Milli takımımızın gol sonrasında ataklarını sıklaştırdığı anlardan biri. Arif vurdu. Top savunmadan döndü çok açık bir şekilde. İşte Kelsey'in topu, elle müdahalesi. Ve şimdi kritik bir dakika. Tayfur gelecek. Tayfur Havuççu. Topun gerisinde kritik bir an yaşıyoruz sayın seyirciler. Kaledeki yeri Tayfur geliyor. Tayfur geliyor. Tayfur'a gol! Harika! 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 Harika!
seyirciler. İşte Denizli'nin istediği sonuç bu. Gollü beraberlik. Karşılaşmada 83. dakika, işte Tayfun'un golü ve İrlanda 1, Türkiye 1. Bursa'daki rövanş maçı için çok iyi bir skor bu. Oldukça gergin bir atmosferde oynanan karşılaşmadan istediğimiz sonucu çıkarmayı biliyorduk. 4 gün sonraki rövanşta adres Mustafa Denizli'nin uğurlu stadı Bursa Atatürk'tü. Milliler futbol tarihimizin en kritik maçlarından birine çıkarken hakem Jill Vesia'ydı. Ve topu kazanan Okan. Arif top istiyor İrlanda savunmasının arasında. Şimdi tekrar Okan. Ortaya doğru çevirdi. Arif'e. Arif ceza sahasında. Arif kaleye baktı dışarıya. Arif çok güzel vurdu. Top direğe yaladı, dışarı gitti. Kenan. Yerden pası Connelly'e doğru. Connelly bıraktı. Roy Keane ceza sahamızda tehlike düştü. Topun gerisinde Sergen Yalçın. Ceza sahası ön çizgisi çok kalabalık. Sergen Hakan'a doğru. Hakan kafa dışarıya. Ah Hakan, tam sevdiğin top senin. Vurdu kafayı, top direğin üstüne çarptı, dışarı gitti. Şimdi o günden uzun top. Hakan Şükür savunmadan sekti. Hakan gole gidiyor. Haydi Hakan, vur şu topa. Ah Hakan, şimdi atak devam ediyor. Arif ceza sahasında olmuyor. Olmuyor. Olmaz Hakan. Olmaz, bu pozisyonun kaçmaması lazım. O günde kaldı. Tayfur, Sergen. Önünde boş hareket alanı. Sergen o alanı kullanmak istiyor. Örvin bastırdı. Sergen ondan sıyrıldı. Sergen ceza sahasına gidiyor. Sergen haydi bu topa. Sergen çok güzel sokuldu. Taç çizgisi önünden aldı. Topla ceza sahasına kadar girdi. Keen, millilerimizin presi var. Arif kazandı topu. Şimdi pası Sergen'e. Sergen yine bastı çalımı. Sergen, Hakan Şükür hareketli. Okan'a doğru. Okan ceza sahasında. Okan kaleye. Okan dışarıya attı. Gole çok yaklaştı. Sella, sert vurdu Engin. İyi yer tuttu. 38. Ceza sahasına baktı. Sergen sokuluyor yine. Sergen şu pozisyonu aradı, bıraktı. Şimdi vazgeçti, sağ tarafa bıraktı. Orada Arif. Ortaya çevirebilecek mi? Arif'in ortası. Okan da dışarıya. Ah bu goller kaçar mı böyle bir maçta? Abdullah uzun oynuyor. Arif'e doğru. Arif sıyrılabilecek mi? İlk pozisyonda sıyrılamadı. Seken top. Şimdi Sergen gidiyor. Sergen sağ tarafa bıraktı. Okan sıraktı. Hemen önünde Hakan Şükür var. Okan taşıyor topu ceza sahasına doğru. Okan'dan Hakan Şükür'e. Hakan ceza sahasında. Hakan ortaya çevirecek. Hakan çevirdi. Şimdi yine olmadı. Kafa vuruşuna doğru direkten döndü. Arif'in kafa vuruşuna doğru direkten döndü. Atatürk stadındaki 25 bin futbolsever 10 dakikanın geçmesini istiyor. Şimdi Hakan Şükür'e doğru. Hakan Şükür iki oyuncunun arasında. Bıraktı sol tarafa. Ceza sahasında. Gol koptu dışarıya. Hakan çok güzel bıraktı sol tarafa. Arif topun gelişine dışarı vuruyor. Son 3 dakika. Ceza sahasına doğru orta. Roy Keane kafayı vurmak istiyor. Şimdi Fatih ondan çabuk davrandı ama Roy Keane'in bu kaçıncı faulü artık. Bir anda Fatih taç çizgisinin dışında yerde kaldı. Şimdi kontratağımız. Sergen. Ümit. Tekrar Sergen'e. Sergen. Sıyrıldı. Sergen buraya gidiyor. Sergen gidiyor. Gol geliyor. Sergen. Ah. Olmadı. Olmadı Sergen. Nasıl kaçırdı bu Sergen? Şimdi sağ taraftan İrlanda atağı. Tüm hatlarıyla arkada boş. Arkada boş. Queen'e doğru. Vurdurmayın kafayı Engin. Bravo. Bravo Engin. Engin son anda uzandı. Gözler hakemde. Jilvesi'ye 4 dakikalık duraklama dakikaları bitti. Çal düdüğünü. Ve bitirdi. 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 Avrupa şampiyonluğuna gidiyoruz. Milli takımını hak etti. Aslanlar futboluna gitti. 2000 Avrupa şampiyonası. Bekle bizi, geliyoruz. Bekle bizi İtalya. Bekle bizi Almanya. Bekle bizi İngiltere. Bekle bizi Fransa. Bekle bizi Hollanda. Geliyor Türkiye. Geliyor. Ay yıldızlı 11'imiz geliyor. İşte hak edilen sevinç tablosu. İşte gerçekten buna ihtiyacı vardı bu Türkiye'nin, Gültekin. Gerçekten çok güzel bir tablo. Mutlu bir tablo. Hala yalnız İrlandalılar çirkinliklerini devam ediyorlar. Şimdi Türkiye'ye bir mesaj veriyorum. Yarın UEFA'ya, bundan sonra Türk milli takımla oynadığı maçlar için 6 puan teklifinde bulacağım. Bundan sonra kazandığımız maçlarda Türkiye 6 puan versin UEFA. 3 içerideki İrlanda için, 3 rakip İrlanda için. Şimdi içerideki İrlandalıları bir göreyim bu hafta ben. Çıksınlar onlarla konuşalım. Bir şey daha sormak istiyorum lütfen hocam. Bir dakika arkadaşlar. Hocam çok eleştiri aldınız. Bu kadar eleştiri sonunda başardınız hocam.
Biz başaramızdan emindik. Eleştirenler kimler? Şimdi onların topunu haftaya toplansınlar, karşıma gelsinler eleştiriciler. Ve millilerimiz Euro 2000 biletini zorlansa da almayı başarıyordu. Mustafa Denizli'nin maç sonunda futbol literatürümüze giren içimizdeki İrlandalılar sözüyle akıllardan silinmeyecek olan bu zaferle Hollanda-Belçika ortaklığında düzenlenecek şampiyonada biz de vardık. 4 grup ve 16 takımın yer alacağı şampiyonanın kuralları 12 Ekim 1999 günü Brüksel'de çekildi. B grubunda yer alan millilerimiz ev sahiplerinden Belçika, İsveç ve İtalya ile eşleşiyordu. İlk maçında İtalyanlara 2-1'lik skorla boyun eğen Ay Yıldızlarımız ikinci karşılaşmada İsveç'te berabere kalıyordu. Final niteliğindeki son maçta ev sahiplerinden Belçika'yı 2-0'lık skorla deviren milli takımımız tarihimizde ilk kez bir büyük turnuvada gruptan çıkma başarısı gösterip çeyrek finale kaldı. Buradaysa işler istediğimiz gibi gitmedi. Bir de penaltı kaçırdığımız maçta Portekiz'e 2-0'lık skorla mağlup olan millilerimiz yarı final rüyasını gelecek turnuvalara bırakıyordu. İşte milli takımımızın Euro 2000 yolculuğu böyleydi. Şampiyona sonrası teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin başına geçerken Ay Yıldızların yeni teknik patronu Şenol Güneş oluyordu. Hedefte 48 yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'na katılmaktı.